Poaheta'nın önüne bırakacağım. Haydi Poaheta, hızına güveniyorum Poaheta. Haydi Poaheta. Yerden orta, kafa, şut. Lan oğlum yapma, bu maçta yapma. Bu maçta yapma bunu, bu maçta yapma. Bu maçta yapma ya, bu maçta yapma ya. Nine. Deli Ali, Buffon. Allah'ım Buffon. Kafa yiyeceğim burada. Ne maç ya, ne maç oluyor. Herkese selam, herkese merhaba, ben Oktay. Agrolemi kariyeri 12. bölümüyle karşınızdayım. Hatırlayacağınız üzere geçen bölümde ligin sonuçlarına karşı oynarken oyunum, bilgisayarım donmuştu ve maç iptal oldu yani. Şimdi o maçı bir daha oynayacağız arkadaşlar. Size tekrardan göstereyim. Ligin son sırasındaki rakibe karşı oynuyoruz gördüğünüz üzere. Ve yedek kadroyla kendilerine karşı oynayacağız. Ayrıca tekrardan hatırlatmak isterim ki bu maçtan sonra deplasmanda Tottenham'a karşı kupa maçına çıkacağız. Bu karşılaşma şimdiye kadarki agrolemi kariyerimizdeki en zor, en önemli maç olacak. Nasıl geçecek hiç bilmiyorum ama kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Hadi gelin biz ilk öncelik maçına çıkalım, daha sonra da Tottenham'a karşı kupa maçına çıkacağız. Bir önceki bölümde iki takımın da iç saha formasını seçmiştik ama bu sefer böyle yapalım arkadaşlar. Biz mavi formamızı alalım, onlar da sarı formayı alsınlar ve yedek kadroyla karşılaşmaya başlayalım. Ve Dermiç'in vuruşuyla karşılaşmaya başlıyoruz. Demin baktım da arkadaşlar, en son 7. ayın ikisinde kayıt yapmışım. Düşünün, şu an 21 Ağustos tarihindeyiz. Yani bu kadar uzun süredir oyun oynamıyordum, kayıt falan alamıyordum. Tekrardan sahalara geri döndüm, bunun için çok mutluyum. Bir önceki bölümden hatırlayacağınız üzere 2-0 öndeydik. İlk yarı bitmek üzereydi galiba, 34-35. Dakikalardı. Daha sonra bilgisayar durunca, oyun şey yapınca maalesef olmadı. Maçı bitiremedik yani. Şimdi ise tekrardan maçı oynuyoruz ve rakip korner kazandı. Bilmiyorum, epeydir oynamadığımdan mıdır nedir? Biraz alışma sürecim var şu anda. Orta geliyor. Güzel savuşturduk. Henüz tehlike geçmedi. Aman dikkat, aman dikkat beyler. Güzel, güzel, güzel. Şimdi konsantre bir şekilde atak geliştirmeye bakacağız. Bu arada şu radarı görüyorsunuz değil mi aşağıdaki? Her yer sarı. Hangisi bizim oyuncularımız falan belli değil. Önüne bırakacağım. Haydi, haydi Lightna. Haydi Lightna. Şutumu çekecektim, maalesef araya girdi. Pasımı oynuyorum. Pasını oyna. O Henry Onyekuru kaleci. Anderson çok güzel çıkardı. Henry Onyekuru sert bir şut çekti. Oo, top yerden sekmiş. Çok iyi lan. Güzel yapmışlar ona. Yakın direğe koşu, orta geliyor. Kafa gelir mi? Kafa gelmedi maalesef. Taç atışı kazanıyoruz arkadaşlar. Yakına gelen olursa şöyle pasımızı oynayalım. Pasını oyna. Poaheta geri oyna. Arons sen de pasını oyna. Geriye çek. Sakin bir şekilde pasını oyna. Abi adım adım geliyorduk. Adım adım geliyorduk. Şimdi Poaheta'nın önüne bırakıyoruz. Poaheta hızlı bir oyuncusun. Yerden sert bir orta gelir mi? Maalesef olmadı diyeceğim. Artık benim bu repliğim oldu. Maalesef olmadı. Merih Demiral pasını oyna. Bu karşılaşma 1-0 olsun, bizim olsun. Yani ligin sonuncusuna karşı oynuyoruz. Tabii ki de farklı kazanmak isteriz. Hernandez! 1-0 öndeyiz. Hernandez atıyor. 1-0 öndeyiz. Bir an pas mı oynasam diye düşündüm ama. Daha sonra yakın direğe çok güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdik. 1-0 öndeyiz arkadaşlar. İşte çok güzel, tertemiz, iğne deliğinden harika bir şut ve skor 1-0. İlk yarı bitmeden 2 yatıp rahatlayabilir miyiz acaba? Şu an onu düşünüyorum. Güzel kontrol. İleriye gidin, ileriye gidin, ileriye git. Çok güzel, çok güzel. Pasımı oynayacağım. Ah be, zaten Dermiç yetişemiyordu ama ben şansımı deneyeyim dedim, olmadı. Yerden pasımı oynayacağım bu sefer. Henry Onyekuru pasını oynadı. Gibson. Sakin sakin, topu sakla. Pasını oyna. Tamam, Lightna şimdi bir çalım denemesi.
pasını oynadı güzel. Quintila, Quintila vurdu. Top önünde kaldı. Fakat offside. Maalesef offside. Tüh be. İlk yarı bitmeden rakip sağ kanattan etkili bir atak geliştirmeye çalışıyor. Araya girmeye çalışıyoruz. Maalesef geçebildi bizi. Aman dikkat. Nine. Nine. Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. O nasıl pozisyondu ya? O nasıl pozisyondu? Canım çıktı burada. Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi canım çıktı burada ya. Ucuz yırttık. Acayip ucuz yırttık. Ve ikinci yarıya başlıyoruz arkadaşlar. Aman dikkat, aman dikkat. Foul yapma, araya girme, boşver. Hata yapacak, bekle. Hata yapmasını bekle. Aynen öyle. Aha ben de hata yaptım. Dikkatli olalım. Dikkatli olalım. Hani rakibin gerçekten son sırada olduğu belli oluyor. Çok kötü oynuyorlar normalde. Ama benim de acemiliğim tuttu. Yani 1,5 aydır oynamıyorum dediğim gibi. O yüzden alışma sürecim var biraz. Ama bunu tabii ki de bu maçı yani kayıpsız geçmek istiyorum. Hernandez'in önüne bırakacağım. Şimdi bırakıyoruz Hernandez'in önüne. Hernandez baktı kaleye. Pasını oyna. Geç kaldık. Lightna, Lightna vurdu. Benden çıktı galiba. Evet benden çıktı. Orada biraz acemi davrandım. Hernandez'deyken topu soluna çekip ayak içiyle vurmak istiyordum. Geç kaldım. Biraz acemi davrandım. Henry Onyekuru girdi araya. Çok iyi. Dırmiç'ten bir çalım gelir mi? Güzel kontrol. Geldi mi gelmedi mi ben de anlamadım. Pasını oyna. Hernandez. Aha o da olur. O da olur. 2-0. 2-0. Hernandez'in önüne oynayacaktım. Lightning'e gitti top. Lightning da skoru 2-0 yaptı. 2-0 öndeyiz. Çok güzel bir vuruşla top ağlara gidiyor. İleriye doğru uzun bir pas. Quintila girdi araya. Şimdi Lightning'a. Pasını oynayacak Hernandez. Hernandez Poheta'nın önüne oynar mı? Oynadı tabii ki de. Poheta direkt orta yapacak. Offside'dasın. Offside'dasın. Güzel paslaşıyoruz. Güzel çıkmaya çalışıyoruz. Dırmiç. Poheta'nın önüne oynayacağım. Poheta geriye gel. Geriye gel. Güzel. Max Aarons artık son maçların. Max Aarons pasını oynayacaktı. Olmadı. Korneri kullanıyoruz. İstediğim kişiyi oynayamadım orada. Daha sonra da zaten pozisyon iyice baydı. Dakika 85. Zaten oyuncular yoruldu yorulacağı kadar ama ben biraz olsun dinlendirmek istiyorum. O yüzden bastırmayacağım çok fazla. Tottenham maçı çok daha önemli. Poheta'nın önüne. Poheta geri oynadı. Şimdi Max Aarons. Güzel paslaşmalarla ilerliyoruz. Max Aarons yerden orta gelir mi? Maalesef geride kaldı. Şimdi Quintila. Henry Onyekuru'ya oynadı. Henry Onyekuru sağ ayak. Poheta. Bir çalım denemesi. Pasını oyna geriye. Sen de oyna. Geriye çek. Sen de geri oyna. Şimdi Lightna. Lightna vurdu kaleci. Ve artık kornerden sonra karşılaşma sona erecek. Gol olsaydı güzel bir gol olacaktı gerçekten. Henry Onyekuru'ya yerden pas. Henry Onyekuru döndü. Orta geldi. Kafa gelir mi gelmedi ve karşılaşma artık sona eriyor arkadaşlar. 2-0. Galip kapatıyoruz karşılaşmayı. Bir sonraki karşılaşmamız Tottenham'e karşı. Hiç vakit kaybetmeden o karşılaşmaya geçelim. Aldığımız bu sonuçla birlikte Lig 8 puanı yükseliyoruz arkadaşlar. En yakın rakibimize 3 puan fark atmışız. Ayrıca arkadaşlar en yakın rakibimize 9 averaj fark atmışız. Bu da güzel. Hadi gelin şimdi Tottenham'e karşı Karabağ Kupası'na çıkalım. Ve Karabağ Kupası'nda Tottenham'e karşı olan karşılaşmamıza başlamak üzereyiz arkadaşlar. Az kadromuzla sahaya çıkacağız. Umarım bu karşılaşmadan galip gelebiliriz. Yani Tottenham'dan tabii ki de bahsetmeme gerek yok. Yani. Ama biz de boş değiliz arkadaşlar. Yani boş olduğumuzu düşünmüyorum. İnşallah öyle değilizdir. Buffon'umuz var, Demiral'ımız var, Onyekuru'muz var ve her ne kadar birçok şutu direğe gitse de bu adamımız var arkadaşlar. Buendia'mız, Poheta'mız,
Vallahi güzel kadromuz var lan aslında baktığımız zaman. Ama yani rakip de sonuçta Tottenham. Bakalım ne yapacağız? Formalara bir bakalım bakalım. Böyle iyi mi ya? Onlar beyaz formayla çıksa biz mavi formayla, bir dakika. Şimdi formalara bakıyorum da arkadaşlar. Biz mesela sarı forma aldık diyelim. Ama onların da gerçek formasıyla, yani bununla çıkmasını isterim. Beyaz da sarı. Sıkıntı olmaz inşallah. Mavi formayı almak istemiyorum. İç saha formasıyla oynamak istiyorum onlara karşı. O yüzden haydi gelin arkadaşlar Tottenham Karabağ Kupası maçına çıkalım. Çok hazır hissetmiyorum kendim ama hadi bakalım bismillah diyelim ve karşılaşmaya başlayalım. Emiliano Buendia 3 gol, Karabağ Kupası'nda şu anki gol kralı. Tottenham Agrelimo çeyrek final mücadelesi başlamak üzere. Yani buraya kadar gelebilmek bile bir başarı ama tabi buraya kadar gelmişken yarı finalde en azından görmek isteriz. Hakkımızda hayırlısı olsun, rakibi görüyoruz, yıldızlar karması resmen. Yani bize göre şu an öyle. Elimizden geleni yapacağız ve bu karşılaşmadan ne olursa olsun galip geleceğiz. İnşallah, inşallah, inşallah. Haydi bakalım. Karşılaşma başladı. Yani ofansif oynayan taraf mı olsak, ne olsak inanın hiç bilmiyorum. Defans yapmayı aslında çok iyi becerebiliyorum ama bu rakibe karşı nasıl oynarım onu da bilmiyorum. Çok fazla konuşmayacağım, konsantre olmam lazım. Bir şekilde yarı finali görmemiz lazım. Aldık, aldık. Kaptırma, kaptırma. Harry Kane. Güzel oynadı pasını. Girdik araya. Sakin, sakin beyler. O nasıl bir pas hatası ya? O nasıl bir pas hatası? Merih Demiral girdi araya. Adamsın oğlum, adam. Araya girdik, güzel. Şimdi pasını oynadı. McLean. Poaheta'nın önüne bırakacağım. Poaheta'yı bıraktık. Poaheta yardır Poaheta. Hızına güveniyorum. Poaheta yerden sert orta. Haydi, haydi. Maalesef ya, maalesef ya. Yalnız Poaheta gerçekten çok hızlı be. 93 müydü neydi, öyle bir şeydi değil mi? Bir de şimdi artı puanları falan gelmiştir onun. Poaheta güzel bir çalım atıp geçersen pasını oyna. Maalesef ya, maalesef. Sakin, ön tarafta baskı. Güzel, araya girebilir miyiz? Araya giremedik, maalesef araya giremedik. Sissoko. Sissoko şimdi pasını oynayacak. Araya girmeye çalışıyoruz. Başaramadık. Sakin. Belarabi. Harry Kane oynadı şimdi. Harry Kane ileri oynadı. Offside mı? Offside yok. Evet, offside var. Güzel. Doğru görmüşüm demek ki. Hızlı bir hata çıkabilir miyiz? Henry Onyekuru. Sen de çok hızlısın. Geriye çek. Pasını oyna. Güzel. Buendia. Buendia vur. Maalesef olmadı. Maalesef olmadı. Sakin. Sakin. Çıktığımız zaman etkili çıkıyoruz gibi geliyor bana. Yoksa ben mi kendimi kandırıyorum bilmiyorum. İleride çok fazla adamla bastırabilirsek, yani atak yaptığımız zaman, o zaman daha etkili oluruz gibi geliyor bana. Bilmiyorum, belki ilerleyen dakikalarda taktikte bir değişikliğe gidebiliriz. Şimdi güzel geldiler. Engel olmaya çalışıyoruz. Araya giremedik. Backline. Sakin. Pasını oynadı. Kaleciyle karşı karşıya Buffon. Araya girdi. Buffon. Adamsın Buffon. Adam. Poaheta'nın önüne bırakacağım. Haydi Poaheta. Hızına güveniyorum Poaheta. Haydi Poaheta. Yerden orta. Kafa. Şut. Lan oğlum yapma. Bu maçta yapma. Bu maçta yapma bunu. Bu maçta yapma. Bu maçta yapma ya. Bu maçta yapma ya. Bu maçta yapma abi ya. Henry Onyekuru. Bir atak daha geliştireceğiz. Çalım denemesi. Henry Onyekuru geriye çek. Aman aman, kaptırma. Kaptırma oğlum, kaptırma. Ya abi boş kale kaçtı ya. Boş kale kaçtı ya. Bu maçta var, yapma bunu ya. Kimdi o bilmiyorum ama bu maçta yapma abi bunu ya. Sakin. Sakin. Çok yorulmamamız lazım. Sakin. Bu maç daha yani 120 dakikaya gidebilir. Penaltılara gidebilir. İlk yarı sona erdi bu arada. Her şey olabilir arkadaşlar. O yüzden tabii ki bastıracağız ama oyuncularımızı da biraz yani yormamamız lazım. Ama abi o nasıl bir gol pozisyonuydu ya? Vallahi o maç, yani şey, o pozisyon kaçmazdı ya. Maçı devam etti yüzeye, oradan kafam karıştı. Haydi bakalım arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu adamın vuruşuyla ikinci yarıya başlıyoruz. Sakin. Ve kontrollü bir şekilde oynayacağım. Henry Onyekuru'nun önüne. Allah'ım ya Rabbim. Geç gördüm. Maalesef geç gördüm. Benim... Nine. Deli Ali. Buffon. Allah'ım Buffon.
Bo kafa yiyeceğim burada. Ne maç ya, ne maç oluyor. Boadu'nun önüne. Boadu maalesef geçemedi oradan. Çizgiden çıkardık, çizgiden. Yani bilgisayar çıkardı, ben çıkarmadım da. Abi bu nasıl bir karşılaşma ya? Bu nasıl bir karşılaşma? Ofansif mi oynasak ya? Ofansif mi oynasak? Ne yapsak? Sakin. Dakika 61. Bir türlü istediğim oyuncuyu seçemedim. Sakin. Sakin. Deminki pozisyonu çok ucuz yırttık. Araya girdik. Taç atışını kullanacak Tottenham. Oyuncu değiştiriyorlar. Biz de mi değiştirsek? Bizim kalsın şimdilik. Belki ileride Quintila bayram değişikliği yapabiliriz ama şimdilik kalsın. Leitner da iyi. Dermiç, Hernandez. Lan kadromuz güzel ya. Vallahi güzel ya. Yani ikincilik takımı olarak gerçekten çok güzel bir kadroya sahibiz. Araya girdik mi? Sakin. Sakin. Futbolumuzdan ödün vermeyeceğiz. Araya girdik. Güzel. Güzel. Buendia sakin, sakin beyler. İleride çok adamla çıkmamız lazım. O yüzden sakin. Offside olabilirdi. O yüzden oynamadım. Şimdi güzel bir pas gelir mi? Maalesef. Keşke L1 üçgen yapsaydım. Haydi, haydi çok adamla çıkalım. Ya sana değil ya. Yine de alabilir misin? Vallahi alsaydın 10 numara olacaktı Poaheta. Poaheta mıydı onu da göremedim ama sarı kafa galiba Poaheta. Aynen. Dele Alli. İleri oynadı, offside var mı? Yok. Bergwijn ilerliyor. Araya girebilir miyiz? Gertruida'ya güzel bir çalım attı. Şimdi Rupp'la çıkıyoruz. Pasını oyna. Güzel. Henry Onyekuru'nun önüne çok iyi. Haydi Henry Onyekuru. Haydi Henry Onyekuru. Haydi. Lan Allah'ım. Sen nereden çıktın ya? Sen nereden çıktın? Abi ne güzel plasa vuracaktım orada ya. Kaleci bir an yani hızlı bir şekilde tahmin etmeyeceğim kadar hızlı bir şekilde dışarıya çıkınca pozisyon cacık oldu. Bergwijn şimdi oynadı. Yani genel olarak Tottenham oynuyor gibi ama biz de çıktığımız zaman etkili çıkıyoruz normalde. Araya girdik mi? Girdik, girdik. Sakin, sakin. Şimdi pasını oyna. Sen de oyna. Sen de oyna. Hızlı çıkalım. Boadu'nun önüne bırakacağım. Haydi Boadu. Ne olur Boadu be. Son dakika golü. Gelir mi be? Maalesef. Dakika 89. Son dakikalar artık. Son dakikada yani gol yemeyi düşünmüyorum bile ama gol atarsak müthiş olur. Tadından yenmez. O derece harika olur. Ve karşılaşma sona eriyor. Karşılaşma uzuyor arkadaşlar. İnanılmaz pozisyonlar kaçtı. Hem bizim kalemizde hem onların kalesinde. Bizim kalemizde ilk yarıda, pardon, onların kalesinde ilk yarıda bomboş kaleye atamadık. Maalesef topu direğe şutladık. İkinci yarıda da onlar bizim kalemizde çok büyük tehlike yarattı ve top yanılmıyorsam boş kaleye atamadılar. Aynen. Boş kaleye atamadılardı. Yani çok ilginç bir karşılaşma oluyor. Zaten topla oynama yüzdesine de baktığımızda ne kadar zorlandığımı görüyorsunuzdur. Biraz geri planda duruyorum. Çok fazla ofansif oynamamaya çalışıyorum. Ama çıktığımız zaman da etkili çıkmaya çalışıyorum. Şut isabeti şu anda bizim %50. Onların ise %100. Maşallah ama inşallah ters tepecek. Ney? Direkt penaltılar mı? Abi ben bu kadarını tahmin etmedim. Vallahi ben bu kadarını tahmin etmedim. Abi vallahi ben bu kadarını tahmin etmedim. Ben maç uzatmaya gitti sandım ya. Abi bir rakibin bitiriciliğine falan bakın. Bir de bizimkilere bakın ya. 66, 81, 75, 64, 69. Penaltıda 71, 67 falan. Bir onlara bakın. Tamam gerçi... Of. Yapacak bir şey yok. Başa gelen çekilir. Heyecan yaptım ya. Olmadı bu. Vallahi maç uzatmaya gidiyor sandım. Ben penaltılara gidince bir an kötü oldu. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hakkımızda hayırlısı olsun. Penaltılara başlıyoruz. Ah be, maalesef, maalesef. Haydi McLean, haydi McLean ve 1-1. Çok iyi, çok iyi. Sakin. Sola vuracak gibi, sola vuracak gibi. Direkten geri döndü, işte bu. Direkten geri döndü. Boadu. Bunu kaçırmamanı İstiyorum bu adı. 2-1 öndeyiz. 2-1 öndeyiz. Avantajı kaptık. Avantajı kaptık. Sola vuracak. Sola vuracak. Sola vurmadı. Maalesef sola vurmadı.
Hendrion Yakuru, nasıl bu, nereye vursam bilmiyorum ki ya. Haydi Hendrion Yakuru kaleci. Abi yapma. Avantajı maalesef kaybettik. Sola vuracak, sola vuracak, sola vuracak. Kaçırdı, kaçırdı, bitti işte. Bir dakika, sakin, sakin. Avantajı tekrar alabiliriz. Direkten döndü ya, direkten döndü ya. Sola vuracak, sola vuracak. En sonunda sola vurdular be. En sonunda sola vurdular, en sonunda. Haydi Puaheta. Bütün her şey şu anda senin elinde, senin ayağında yani daha doğrusu. Haydi Puaheta, haydi Puaheta. Yarı final için. Haydi Puaheta ve yarı finaldeyiz. Yarı finaldeyiz, yarı finaldeyiz. Tottenham'ı eledik, Tottenham'ı. Tottenham'ı eledik arkadaşlar, Tottenham'ı. Abi yarı finaldeyiz ya. Tottenham'ı eledik ya. Çok iyi be. Çok iyi be. Tottenham'ı eledik ya. Adamsın Puaheta. Adam adam. Ne maçtı be. Yemin ederim ne zor bir maçtı ya. Abi bu nasıl bir şey ya. Çok ucuz yırttık ya. Gerçekten çok ucuz yırttık ya. Yarı finaldeyiz arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Yarı finaldeyiz, yarı finaldeyiz. Şuna bakın arkadaşlar. Tottenham'ın kaleye 3 şutu var. 3'ü de isabetli. Yani %100 şut isabetleri var. Ama bu fonumuz bizi hayatta tuttu. Bizi daha karşılaşmada yani ayakta tuttu resmen ya. Müthiş bir şey ya. Biz ise sadece 2 şut çekebildik. Biri kaleyi bulmuş. Şu 2'de 1 ekran gidiyor ya, benim asfalt yalılarım atıyor burada. Neyse. Topa sahip olma yüzdesine bakın ya, %72. %72 ne demek ya? %72 ne demek? Resmen topla oynayamadık biz. %28 ne abi? %28 ne? Ama ona rağmen turu geçmeyi bildik lan. Turu geçmeyi bildik. 3-2 ile turu geçtik arkadaşlar. Maç sonu röportajı diyelim ve daha sonra bir sonraki lig maçımıza çıkalım. Ve yarı finalde de rakibimiz kimmiş ona bakalım arkadaşlar. Liverpool, City, Agrolimo ve Chelsea. Bütün deplasman takımları turu geçmiş. Acaba rakibimiz kim oldu, kim olacak? Acayip merak ediyorum şu anda. Ve yarı finalde rakibimiz Chelsea oluyor arkadaşlar. City'de Liverpool'la eşleşmiş. Bizim ise yarı finalde rakibimiz Chelsea. Şöyle bir baktığımız zaman yarı finalde rakibimiz Chelsea arkadaşlar. Ve sizce eğer ki finale kalırsak rakibimiz kim olur? City mi Liverpool mu? Yorumlarınızı bekliyorum. Ve bir sonraki karşılaşmamız olan Blackburn Rovers karşılaşmasına çıkmadan önce onlar kaçıncı sıradaymış ona bakalım. 22. sıradalar arkadaşlar. Sondan 3'üncüler. Bunlara da yedek kadroyla çıkalım. Hem az kadromuz biraz olsun dinlenmiş olur. Hem de yedekler de maçlara çıkmış olur. Güzel olur yani. Yarı finale kaldık lan. Çok iyi ya. Vallahi çok iyi ya. Yarı finale kaldık. Bunların forması gayet güzel. Hoşuma gitti normalde. Ama yine de başka formaları var mı diye bakacağım. Ha, yok beğenmedim. Güzel bir forma. Haydi bakalım yedek kadromuzda Blackburn Rovers karşılaşmasına çıkacağız. Diyecektim ki hava sisliymiş. Öğlen mücadelesi saat 15'te oynanacak. Salla gitsin oyna. Ve Dermiç'in vuruşuyla karşılaşmaya başlıyoruz. FA Cup yarı finalisti karşılaşmaya başladı. Cümlenin asaletine bakar mısınız? Burada hava atarken pas kaybı yaptık lan. Sakin. Oo, Merih Demiral'dan artistik bir pas. Skip şimdi oynadı. Lightna hızlı oynar mıyız? Hendrion Yakuru'nun önüne güzel bir pas. Hendrion Yakuru ilerliyor. Geriye çek. Geriye çek. Çalımını atmayı dene. İstediğimi yapamadım. İstediğimi yapamadım. Of çok güzel çıktılar. Araya gir, araya gir. Aferin Buffon, aferin. Hernandez sen de pasını oyna. Güzel mi? Güzel geçmedi be. Güzel geçmedi. Maalesef hızı yetersiz kaldı. Şimdi Atanga'yla Blackburn Rovers atak geliştirirken araya girdik. Lan bir de hızlı çıkabilseydik güzel olacaktı oradan. Oo sakin 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 sakin. Pasını oynar mısın? Oynadın Dermiç. Hızlı ilerleyebilir mi acaba? Dermiç'ten bir çalım gelir mi? Allah'ım ya Rabbim. Faul yaptım. Hoca faul yaptım. Oo, orta çok kötü. Tam istediğim gibi.
Çok kötü derken çok iyi gitmiş. Buffon. Şimdi pasını oynadı güzel. Skip. Sakin, 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 sakin. Pasını oyna. Hayır, hayır, evet. Yani hayır, üf. Henry Onyekuru'yu oynayacaktım. Offside'de olduğunu görünce hemen aşağıya çektim. O da zaten hazır değildi tam olarak. Travis ileri oynayacak. Sağ kanada oynayacaklar. Oynadılar. Atanga şimdi sağ kanattan geliyor. Dikkatli olalım. Araya girdik mi? Girdik. Güzel. Gibson pasını oyna. Oynayamadı maalesef. Tekrar Atanga. Offside, offside, offside. Offside, offside, offside. Çok laga luga yapıyoruz. Biraz konsantre olup ki konuşamadım bile. Maçı almamız lazım. Haydi. Geri çek. Çıkma, çıkma, çıkma. Deli oluyordum burada ya. Pasını oyna. Lan Allah'ım ya Rabbim seninle oynayacağım pası. İkinci yarının başında 60. dakikalarda oyuncu değiştireceğim. Atanga ile çıkıyor şimdi Blackburn. Araya girdik mi? Allah'ım ya Rabbim o nasıl bir pozisyon lan? Sakın, sakın, sakın. Sakın abi, sakın. Adamsın Buffon ya. Vallahi billahi adamsın ya. Adam tek başına 3 tane %100'lük gol çıkardı. Ve takımını yarı finale taşıdı be. Bu arada ilk yarı bitmiş haberim yok. Neyse ikinci yarıya başlıyoruz derken Gibson geberiyor abicim. Gibson geberiyor. Onun yerine hemen kimi alalım? Bayramımızı alalım. Bayramla Quintley'i de şöyle değiştirelim. Bayramımız sol kanatta. Sol kanat diyorum. Sol bekle oynasın. Haydi ikinci yarıya başlıyoruz. Mutlaka en azından bir gol bulmamız lazım. Bu maçı almamız lazım. İngiliz devini devirdik eyvallah ama henüz işimiz bitmedi. Avantajı bırakmıştı hakem. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Lan oğlum yukarıya doğru oynayacaktım ya. Pasını oyna. Oyna artık şu pasını. Güzel bir pas. Hernandez. Hernandez konuşamadım. Konuşamadım. Hernandez. Of of. Güzel döndü. Güzel döndü. Ama şut maalesef istediğim gibi gitmedi. Duran top taktikleri uygulasak mı? Şöyle yakın direğe bir orta. Kafa gelsin. Kafa gelsin. Maalesef dokunan da olmamış. Kaleci atışıyla karşılaşma tekrar başlıyor. Atanga çok güzel al topu. Bu Atanga iyi bir oyuncu ha. Yani şu ana kadar gördüğüm kadarıyla gerçekten iyi bir oyuncu. Yanlış takımda sadece. Ya nedense bu maçı kaybedecekmişiz gibi bir his var içimde ya. Çok mu rehavete kapıldık Tottenham maçından sonra ben anlamadım ki. Biraz konsantre olalım. Poheta'nın önüne. Adam tuttu lan resmen. Tuttu tuttu. Resmen tuttu. Perdeledi resmen. Basketbolda perdeleme diyorlar ya. Of çok tehlikeli geliyor rakip. Atanga şimdi sağ kanatta. Travis. Tekrar Atanga. Offside yok mu hocam? Yokmuş. Yokmuş. Sakin. Hay Allah'ım yarabbim. Geçmesin bir de oradan. Araya gir. Girdik. Güzel güzel. Demiral oyna hemen. Meri. Adamsın Meri. Bir de şu pas yerine ulaşabilseydi. Topu alır almaz. Konsantre bir şekilde atak geliştirip golü bulmamız lazım. Tabii ki gol yemeden. Abi. Yani gidiyorsun Tottenham'ı yeniyorsun. Bu takıma karşı 1-0 mağlup duruma düşüyorsun. Olacak iş değil. Gerçekten olacak iş değil. Olacak iş değil ya. Vallahi olacak iş değil ya. Yalnız hakikaten rakip güzel oynuyor. Yani neden alt sıradalar bilmiyorum ama rakip güzel oynuyor abi. Darım için yerine Boadu'yu alacağım. Ardından Buendia'nın yerine de daha doğrusu Hernandez'in yerine de Buendia'yı alıyorum. Bu kadroyla umarım galibiyeti alabiliriz. Henry Onyekuru. Haydi Henry Onyekuru. Yapma bunu ya. Yapma Onyekuru ya. Adam mis gibi pozisyonu tepti lan.
Yalnız rakip harbiden çok iyi geliyor. Bizim oynamamız gerektiği yerde rakip oynuyor ya. Böyle bir şey yok. Yalnız zaman öldürüyorlar abi. Resmen zaman öldürüyorlar ya. Bildiğin zaman öldürüyorlar. Hızlı çıkalım. Ne olur hızlı çıkalım. Lan o nasıl pas be? O nasıl pas ya? Maalesef artık kaybettik diye sayıyorum ben arkadaşlar. Çünkü bu saatten sonra bir cacık olmaz. Poheta'nın önüne. Haydi Poheta, haydi. Lan resmen kaleye şut çekti. Şey paraya çekti şut ya. Pasını oyna. Abi vallahi oynadım. Vallahi oynadım ya. Abi maalesef kaybediyoruz ya. Bu çok saçma oldu ya. Vallahi bu çok saçma oldu. Yani Tottenham'e gidiyorsun, yeniyorsun, geliyorsun burada mağlup oluyorsun ya. Olacak iş değil ya. Gerçekten olacak iş değil ya. Vallahi billahi olacak iş değil. Şurada Henry Onyekuru bu pozisyonu gole çevirebilse belki de maça geri dönecektik. Maçı çevirecektik belki de. Maalesef bu maç için kaderimize mağlubiyet yazılmış. Yapacak bir şey yok vallahi. Yapacak hiçbir şey yok. Her şeye rağmen hala lideriz arkadaşlar. Her şeye rağmen hala lideriz. Yani güzel olan averajda da bayağı bir üstünlük kurmuşuz. Ama kötü olansa şu. Puan olarak önde olduğumuz zaman diyordum ki ulan her maçı 1-0 kazansak bile şampiyon olacağız nasılsa. Sıkıntı yok diyordum. Ama şimdi puanlar eşit. Şu an gol atmak daha da önemli. Yani fark atmak daha da önemli oldu. O yüzden bir sonraki bölümden itibaren karşılaşmalar çok daha heyecanlı geçecek diye düşünüyorum. Keşke olmasaydı ama nasip diyelim, kısmet diyelim, yapacak bir şey yok. Ve böylelikle de videonun sonuna gelmiş olalım arkadaşlar. Hemen kapatmayın, size bir şey söylemek istiyorum. O da şu ki arkadaşlar, video içerisinde farkındaysanız tamam yani böyle alt kısımda işte abone ol, takip et falan diye şeyler çıkıyor eyvallah ama size video içerisinde işte kanala abone ol, işte videoyu beğen, şunu yap bunu yap diye şeyler söylemiyorum. Çünkü ben kendim yani böyle video izlediğim zaman bunları söyleyen YouTuber'lar yani sürekli söyleyen YouTuber'lar olunca benim sinirim bozuluyor biraz. O yüzden aynı şeyi ben sizlere yapmamaya çalışıyorum. Yapmıyorum da. Bir videonun başında hatta onu bile yapmıyorum. Sadece videonun sonunda aklıma geliyor. O zaman söylüyorum. Lütfen arkadaşlar videoya atacağınız bir like, bir yorum veya videoyu bir arkadaşınızla paylaşmanız bana olağanüstü bir destek sağlayacak. Ben bunu kanalı açtığım ilk günden beri söylüyorum. Hatta çekilişi duyurduğum ilk günden beri söylüyorum ki bu kanal ne kadar büyürse, ne kadar gelir elde ederse, daha açık konuşmak gerekirse, ne kadar çok fazla gelir elde ederse ben de sizleri o derece olabildiğince ödüllendirmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu tamam ben burada bir emek veriyorum, emek gösteriyorum ama bir yandan da sizlerin başarısı olmuş olacak. Sizlerin desteğiyle başarılmış bir başarı olacak yani. Ulaşılmış bir başarı olacak. Böyle daha iyi oldu. Her neyse sizden isteğim bu kanalı benimsemeniz, bu kanala destek vermeniz arkadaşlar. Discord sunucumuzdaki kardeşlerim diyorum artık ben onlara. Kendileri zaten çok fazla destek veriyor. Onlardan Allah tekrar tekrar razı olsun. Ben elimden geldiğince sizlere destek çıkmaya çalışıyorum. İster maddi olsun ister manevi açıdan olsun elimden geleni yapmaya çalışıyorum buradan doğru. Sizlerden de tek ricam videolarımı izlemeniz, arkadaşlarınıza önermeniz, videoyu beğenmeniz. Bu yani çok fazla bir şey değil. Çok fazla bir şey değil arkadaşlar. Yani çok fazla bir şey istemiyorum. Her neyse çok fazla uzatmak istemiyorum kapanışı. Tekrardan çok çok teşekkür ederim videoyu buraya kadar izlediğiniz için. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hala Discord sunucumuza gelmediyseniz sizleri açıklama kısmındaki linkten doğru bekliyorum arkadaşlar. Gelin çok güzel bir ortam var. Çok güzel bir sohbet ortamı var. OSM falan oynuyoruz. Çok güzel oluyor. Şimdi bir de Valorant ekibi kurdular. Gerçi ben dahil olur muyum olmaz mıyım bilmiyorum ama duruma göre olabilir tabii ki de. Yine çok fazla konuştum. Hakkınızı helal edin. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.